Herkese Ramazan'ın 7. günden merhabalar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Şimdi sahur için aşırı pratik bir tost yapacağım. Öncelikle 2 tane yumurtayı kırıp çırpıyorum. Daha sonra tavamın içerisine tereyağını koyup eritiyorum. Eriyen tereyağın içerisine çırptığım yumurtamı döküyorum. Daha sonra yumurtam pişmeden 2 tane tam buğday ekmeğimi içerisine koyuyorum. Yumurtam pişip ekmek ile bütünleştikten sonra tersini çeviriyorum. Diğer tarafı çevirdikten sonra uçlarından tutup içeri doğru katlıyorum. Uçlarını iki yana çevirdikten sonra arasına kaşar peyniri ve domates koyuyorum. Sizler dilediğinizi koyabilirsiniz. Domatesimi dizdikten sonra ekmeği diğer tarafa katlayıp kaşar peynirler eriyene kadar pişiriyoruz. Ve tostum hazır. Şimdi tostumu dilimliyorum. Gördüğünüz gibi içi aşırı güzel görünüyor ve tadı da çok güzel. Daha sonra tostumun yanına çeri domates ve bir dilim greyfurt ekliyorum. Tostumun yanına ise yeşil çay demliyorum. Şimdi ise iftar tabağımı hazırlıyorum. Tabağıma 4-5 yemek kaşığı kadar bulgur pilavı ekliyorum. Bulgur pilavımın yanına ise 1 büyük boy karnıyarık ekliyorum. Çorba olaraksa mercimek çorbası içeceğim. Ara öğünde ise fındıklı çilekli kek yapacağım. Ben bu keki iftardan önce yaptım. Yaptığım kekin içerisinde rafine şeker, yağ ve süt yok. Öncelikle 3 tane yumurtayı kırıp 3 yemek kaşığı da hurma suyu ekleyip mikser ile köpürünceye kadar çırpıyorum. Köpürünceye kadar çırptıktan sonra içerisine 1 su bardağı tam buğday unu ve 1 paket kabartma tozu ekleyip tekrardan çırpıyorum. Hazırladığım hamurumu yağlı kağıt serdiğim kalıbımın içerisine koyuyorum. Daha sonra ise dilimlediğim çilekleri üzerine diziyorum. Yaklaşık bir avuç kadar fındığı ise buzdolabı poşetine koyup bardağın altıyla eziyorum ve üzerine serpiştiriyorum. Fındığımı üzerine serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Fırından fırına pişme süresi değişeceğinden dolayı siz kontrollü olarak pişirebilirsiniz.
Şimdi ise iftardan sonra arı önüm yanına bir dilim koyacağım. Kek o kadar lezzetli olmuştu ki mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Piştikten sonra ev misler gibi çilek kokuyor. Kekimin yanına ise Türk kahvesi yapacağım. Ve arı önüm hazır. Tekrardan söylüyorum, mutlaka ama mutlaka bu keki denemelisiniz. Günü bu şekilde bitiriyorum. Eğer keki deneyecek olursanız Instagram adresimden mutlaka fotoğrafını bekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki günde görüşmek üzere, hoşça kalın.